zekasıyla alay edilince çok alınmış. Özcan'la Sercan'ın arsa payını buraya mı harcadınız? Yılın en ciddi komedi filmi olarak anılan Güven Bana filmi komedi severlerle buluştu. Emanet bende. Ay ne? Ne bu ya, şaka mı, bu ne bu? Yüzünde gülümsemeyle gitmiş, fark ettiniz mi? Dünyada ne çekmişse ölünce yüzü güldür. Rahmetli. Geçtiğimiz günlerde galası gerçekleşen filmin senaristliğini ve yönetmenliğini Selçuk Aydemir üstlenirken, oyuncu kadrosunda Cihangir Ceyhan, Ufuk Bayraktar, Okan Cabalar, Erdal Özyağcılar, Pelin Karahan gibi daha birçok değerli isim yer alıyor. Keşke kontrol etseydik parayı ya. Oyuncu dayımın cebinden para çaldırdım. Hayırdır gençler? Kötü bir şey yapmadık. Kötü bir şey yapmadık. Sen akıl verdin, Özcan yaptı. Sosyolojik tespitleri olan da bir film. Altyapısında bir tatlı bir hüznü de var filmin. Yani klasik afişte yazdığı gibi işte ciddi bir komedi bu. Hmm. Ama çok komik. Komik, gerçekten komik. Yani bence kamera arkası bizim izlediğimiz. Durumu çok iyi aslında. Kamera özetliyor. Arkası, yani film komik, kamera arkası da komik. Kamera arkası daha da komik yani. Ben Sercan'ı canlandırıyorum. İki kardeş için yırtma hikayesi aslında. İllegal işlerle uğraşan bir genci canlandırıyorum. Genç demeyeyim artık, orta yaş. Artık ya. Yani illegal işlerle uğraşan ve yırtmaya çalışan bir çocuğun hikayesi aslında. Yani iki kardeşin hikayesi. Ben de Özcan, yani o iki kardeşin diğerinin, aslında Cihangir'in oynadığının nişanlısıyım. Onlar bir olaylara dahil oluyorlar ve ben de hani aralarda onların yanında oluyorum. Ama esas tabii durum o ikisinin arasına geçen ve başlarına gelen komik olaylar. Komik olaylar. Biraz erkek sarmal bir durumu da var aslında yani. Erkek çoğunlukta bir iş diyebiliriz. Evet. Kadromuz çok büyük çünkü. Ulan bir de Yasin okuyor mu be? Yüksek sesle gireyim abi. En yüksekten gir. Yasin! Efendim! Herkes birer tane alacak şekilde şey... Bizim cenazemiz var. Onların bize beslemesi gerekmiyor mu ya? Oğlum kemerim gitti lan. Yaklaşık benim gördüğüm kadarıyla birkaç senedir yazılmış en güzel Türk filmi. Aynı zamanda komik bir Türk filmi. Hem kadrosuyla hem de yönetmeni Selçuk Aydemir'in kaleminden çıkmış olması. Daha öncesinde de Selçuk Aydemir filmlerinin izleyicilerinin aşina olduğu bir iş. Ama bilindiği Selçuk Aydemir ekibiyle değil, başka oyuncularla çalışılan. Yeni bir kompozisyon diyelim. Özcan karakterini aslında birazcık daha hikayedeki esas olan ve dış ses olan Özcan'ı canlandırıyorum ben. Toplumda günümüzdeki kandırılmaya gayet açık, insanların güveni, yani insanların güvenine itibar edip bununla alakalı kandırılan, aldanan birini oynuyorum. Bir varmış bir yokmuş. İstanbul'un cazibe merkezi olmayan bir semtindeki kardeş... Masal tadında bir macera yaşamak üzereymiş. Çok güzel gidiyor. Bir başka gösteriyorlar ya. Gençler, oturduğunuz yerden para kazanmak ister misiniz? Para sahte miymiş ya? Nerede harcadınız o kadar parayı ha? Hep cenaze masraflarına gitti amirim. Biz çekerken çok eğlendik sette. Hani böyle klişe gibi olmasın ama gerçekten çok güldük. Bütün ekip, bütün oyuncu arkadaşlarım. Ben her günümüz böyle... her gün içinde mutlaka bir kahkaha krizinin yaşandığı anlar oldu. Ama normal bilinen komedi filmlerinin dışında biraz daha... siyahi tarafı da var filmin ya, daha sert böyle evrensel bir komedi de diyebilirim aslında, hani böyle seyircinin takdirinde artık, hani biz de zaten izlediğimizde merak ettiğimiz, sizin şu an bana sorduğunuz şey aslında aynı merakı ben de taşıyorum, hani seyirci bakalım nasıl reaksiyon verecek diye. Eğleneceklerini düşünüyorum, çok da güzel sinema zamanı, herkesi sinemaya bekliyoruz. Önceki filmlerde bir şekilde karakterler ve hikayeler benim şakalarıma hizmet ederdi, burada tersini denedim ilk defa. Hikaye bir adım önde, karakter bir adım önde ve hikayeye hizmet eden şakalar şeklinde yapmaya çalıştım. Elimin ayarı yer yer yine kaçtı. Bu türle alakalı ilk denemem. Bazen güvenli limanlara yine sığınmışım, bildiğim yerlere girmişim ama izlediğim şeyde biz bunu yapabiliyormuşuz dediğim çok fazla yer oldu. Haliyle benim aslında sinemamla alakalı ufkumu açan çok öğretici bir film oldu. Yani seyirci de bence değişik bir tat alacak. Keşke senin gibi bir abimiz olsaydı.